Herkese merhaba. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene nefis bir tarifimiz var. Kapalı kıymalı pide yapacağız. Çok basit, çok güzel olacak. Ben hemen 4 kişilik yapıyorum. Fazla uzatmadan geçelim tarife. 3 su bardağı un. 3 su bardağı una 1 çay kaşığı tepeleme, kurumaya. 1 çay kaşığı tuz. Fazla maya atmıyoruz arkadaşlar. Çünkü pide hamuru yapacağız. Fazla kabarmasını istemiyorum. Şöyle bunları bir güzel karıştırıyoruz. Ve bir bardak ılık su. Şöyle bunu yoğuruyoruz. Bu bize 4 kişilik pide için yeterli olacak. Bunu 10 dakikaya yakın şöyle uzayana kadar yoğurun arkadaşlar. Yoğurma işlemimiz bitti. Ele yapışmayacak hale geldi vakit. Hemen hemen olmuştur. Bakın şöyle böyle uzayacak. Uzayacak böyle uzar hale geldiği vakit açmak için daha mükemmel oluyor. Şimdi bu şekilde bunu üstünü örtüyoruz. Ilık bir yerde yarım saate yakın dinlendiriyoruz. Biz de bu arada kıyma içini hazırlayalım. Şimdi çelik tavamızı kızdırdık. Bir miktar yağ döküyoruz. Bir adet orta boy soğanı çok ufak doğradım. İsteyen rondolarına geçirebilir. Bunu birazcık kavuracağım. Arkadaşlar bunu yapıyorlar. Önce kıymayı kavurup sonra soğanları atıyorlar. Bence yanlış. Önce soğanların kavrulması daha iyi olur her zaman. Şimdi pideyi yiyeceğiz. Pideyi yerken ağzıma soğanların gelmesini istemiyorum. Kimisi de hoşlanıyor olabilir ama ben sevmiyorum. Ben daha çok soğan hem tadı olsun hem içeride kaybolsun. Öyle seviyorum. Şöyle bir kendimize getirelim. Fazla yalnız yemek yapar gibi, yağ soğan yapar gibi de öldürmüyoruz. Çünkü daha fırında pişecek. Şimdi kendime geldi soğanlar. Şöyle beyazlıkları gitsin yeterli. Buna 250 gram orta yağlı kıyma koyuyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Kıymalarımız beyazlamayı tuttu. Burada sık yapılan yanlışlardan biri de özellikle pideyi hazırlarken kıymayı dibine kadar pişiriyorlar. Hayır arkadaşlar, kıyma dibine kadar pişmeyecek. Beyazladım yeter. Şimdi buna yarım tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Unutmayın, bunun bütün güzelliği bu karabiberde. Karabiberi çekilmeden atın. Şimdi burada püf nokta iyice beyazladığı vakit kırmızı bir et parçası, kıyma parçası kalmadığı vakit altını kapatacağız. Bunu şimdi bafra tarzı yapıyoruz. Bunda maydanoz yok ama ben maydanoz atıyorum bir tutam. Ben de size mutlaka atmanızı tavsiye ediyorum. Bu maydanoz buna çok müthiş bir tat veriyor. Şimdi altını kapatıyoruz. Görüyorsunuz. Maydanozları pişirmeye gerek yok. Zaten bu sıcaklığında bir yumuşayacaklar. Fırında da pişeceği için tam ayara denk gelecek. Gördüğünüz gibi kıymaları çok pişirmedim. Çok pişirdiğim vakit yerken
O sulu tadı alamazsınız. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. Hamurumuz yeteri kadar dinlendi. Arkadaşlar şöyle. Dinlendikten sonra ben bir daha yoğuruyorum. Güzel açmak istiyorsanız ne kadar yoğursanız o kadar iyi. Şu şekilde bunu dörde böleceğim. Şöyle yuvarlıyorum. Dört hamuru da eşit yapıyorum. Böyle bu hale geldikten sonra üstünü örtüp bir 15 dakika daha kendine gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi yapacağımız iş bunları açmak. Ne kadar iyi yoğurursa, ne kadar dinlenirse o kadar kolay açılır ve güzel açılır. Gördüğünüz gibi neredeyse elle bile açılacak. Açtıktan sonra şöyle elde istediğimiz kıvama getiriyoruz arkadaşlar. İnceliği size kalmış. Biraz daha bir şekil verelim. Tabii ki biz pideci değiliz. Ama 94 yılında deniz kıyısında bir kafeterya açmıştım. Orada pidecim vardı. Oradan bir şeyler katmıştım. İstediğimiz kadar malzemeyi atıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şekli o kadar önemli değil. Kapanınca bozukluklar gidiyor. Fazla un kullanmadığımız için kolayca yapıştı. Şimdi sıra geldi ötekilere. Pidelerimizi yaptık.
Şimdi size pratik bir tarif vereyim. Şu fırının ten ızgarasına bir yağlı kağıt seriyoruz. Pidelerimizi şöyle ızgaranın üstüne koyuyoruz. Ki alttan daha güzel pişsin. Tepside olduğu vakit altı o kadar da daha çabuk pişmiyor. Şimdi bu pidenin bir özelliği var. Yani pidenin normalde pidelerin sade bafra pidesinin değil. Çabuk pişecek. Yani bu fırını 200 derece alacaksınız arkadaşlar. 200 derece olması gerekiyor. Hep hata yapıyorlar. 180 derece. O zaman pide kuruyor. Çok yüksek ateşte birden pişecek. Pidenin özelliği o. Ben şimdi buna yumurta sürüyorum. İsteyen sürmeyebilir. Güzelce kızarsın diye. Yumurtaladıktan sonra 200 derecede kızdırdığım fırına vereceğim. Orta göze inşallah. Yumurta sürme işlemi bitti. Şu şekilde doğru fırına. Pidelerimiz pişti. Arkadaşlar bunun şimdi olmazsa olmazı tereyağı. Şöyle bir tereyağı süreceğiz bunlara. Çıkar çıkmaz çekiyorum. Çok sıcak. Sese gelelim. Müthiş, müthiş. Bakın alttan nar gibi kızardı. Çok kolay, çok basit arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum. Tadım yapacağım. Kusura bakmayın. Tadımı bitirdim. Şimdi videoyu bitirmekte acele ediyorum çünkü tadı damağımda kaldı. Arkadaşlar diyelim ki benim gibi mahrumiyet bölgesindesiniz ya da sokağa çıkma yasağı var, canınız istedi. Çok kolay biçimde hemen yapabileceğiniz bir pide. Mükemmel oldu. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun.